Bir sonraki sunumumuzun başlığı geoinformasyon teknolojilerinin tapu ve kadastro genel müdürlüğünde kullanımı. Sunumu yapmak üzere Sedat Bakış'ı efendiyi davet ediyoruz. Kesin. Evet, kolay gelsin diyorum. Vakitay daraldı hocam. Yemek vaktinde geldiğini sana acıkıyor. Ben de hızlı bir şekilde sunumu yapmaya çalışacağım. Tabii sunum mikrofona verilene kadar şunu da söyleyeyim. Hem Emre Bey'in hem de Burak Bey'in sunumlarında gördüğüm CBS'nin karar mekanizmalarında kullanılması hakikaten çok mutlu ediyor. Çok seviniyorum. Biz de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak hep CBS faaliyetleri yapıyoruz. Hem de coğrafi bilgisayarları projelerine veri üretiyoruz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 3 ana sektörden oluşuyor. Aslında çoğunlukla bilinen öncelikle tapu vatandaşın bilgisinden dolayı. Daha sonra kadastro. Ama harita sektörünün içinde de 1950 yıllardan beri yer alan bir kurum Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü. Bunları birlikte çalışabilir şekilde sürdürüyor. Bu projeleri, kurum görevlerini yerine getirirken tabii çok sayıda proje yapılıyor. Böyle tapu arşiv bilgi sistemi, sabah bir arkadaş tarım bilgi sistemi dedi. Yok dedim, tapu arşiv bilgi sistemi. Bu da çok önemli. Osmanlı mülkiyet kayıtlarını 26 ülke içeren bu tarih içinde tutuyoruz. 70 bin cildin üzerinde veri var. Hem mikrofilm alındı hem de tarandı. 16 hanesi de keyword'ü de sayısal hale geldi. Takvis anlatacağız. Zögaktif. İşte yine kadastronun bitirilmesi ve yenilenmesi var. E-tapu dediğimiz işlemler var. Bu bir şemsiye. Orta tutu öğretim, harita bilgi markası ve bitirip CBS Genel Müdürlüğü'nün de kurulmasına vesile olan kurulmuş tarafından bir tane TU CBS var. Tabii biz şöyle bir motoyla yola çıkıyoruz aslında. Genel kamu kurumları için. Kamu kurumlarının başarısı içinde bulunduğumuz bilişim yüzyılında ürettiği hizmetleri bilişim ortamına aktarmasıyla ölçülüyor. Artık hani bunun resmi bir ölçüde olmasa da bunun Türkçesi bu. Kurum başarılı. Niye başarılı? Ürettiği hizmetleri, verdiği hizmetleri bilişim ortamına aktardıkça başarılı. Niye? Çünkü şeffaf, hesap verebilir bir yönetim sergiliyor. Hızlı bir veri sunumu gerçekleştiriyor. Hata oranları düşüyor. Uygulama birliği sağlanıyor. Mesela takviste beraber Edirne'deki tapu zicik uygulamalarıyla Kars'taki aynı oldu. Tabii aynı yasal olarak ufak tefek farklılıklar vardı. Tabii bilişim çok şey sağlıyor. Şimdi takvise gelirsek, takvis e-devlet dediğimiz yapının bütünün en stratejik parçalarından bir tanesi. Bu yapının verinin tutulduğu ve sunulduğu bir bileşen olan MEXIS, mekansal gayrimenkul sistemi var. Bu MEXIS uygulaması biraz sonra örnek ekranları göstereceğim. Tamamen web bazlı ve açık kaynak kodlu bir uygulama. 57 milyon parselin içinde tutulduğu tapu verisinin kadastro verisiyle entegre olduğu ve sürekli olarak işlem gören de bir uygulama. Uluslararası standartlarda da kullanıcılarla veri paylaşımı yapılan bir uygulama. İşte MEXIS'ten bir örnek, benim Eskişehir'de Boğam'da kalan parsel tepebaşında işte tapusu ve kadastro verisini altında ortamotolarla birlikte görmek mümkün. Yine bu veriyi biz aynı şekilde MEXIS'te kendi kullanıcılarımıza verdiğimiz gibi Türkiye.gov.tr üzerinden de belki Türkiye.gov.tr'nin tek mekansal coğrafi hizmetidir bu. Kullanıcılara sunabiliyoruz. Belki değil herhalde, gerçekten tek değil mi? Başka Türkiye.gov.tr'de devlet kapısında coğrafi bir çalışma yok. PDT noktaları beraber başlar. Onun haricinde işte parsel soygu uygulamamız var, bu web bazlı kullanımı. Çoğunuz belki kullanıyorsunuzdur. Direkt olarak hem idari olarak hem coğrafi olarak görebildiğiniz parseller, yine aynı parselin uygulaması bir uygulama. Kadastro bilgilerimiz şu anda herkesin kullanımına açtık.
yine bunun mobil uygulaması, burada konumu da direkt kullanabiliyorsunuz, cep telefonu konumunu. Bir GSIL formatı yardımıyla da aslında koordinatları dışarı atabiliyorsunuz. Eğer biraz şeyiniz varsa, beceriniz, bunlarla aplikasyon bile yapabilirsiniz. Şu an koordinatları yüksek hassasiyetli çünkü. 2015 itibariyle mobil uygulamalar var hem Android'de hem de iPhone'da bunlar var, bu veriler. İl ilçe bazında ve her türlü bazda erişilebiliyor. Çok sayıda kurumla da web servislerle veri paylaşıyoruz. İşte 938 belediye ki aşağı yukarı Emrah Bey dair yarısı değil mi neredeyse Türkiye'de belediye sayısının. Bu demek ki bu kadar belediyede de kent bilgisayar var. Onu çıkartabilir miyiz herhalde? Kamu kurumlarıyla, bankalarla ve diğer kamu kurumları, diğer kurumlarla da veri paylaşımı yapıyoruz. DASK'a kadar bir diğer bazı var. Öyle bir veriden bahsediyoruz ki 57 milyon parsel dedim ve yılda 7 milyon işlem görüyor takviz. Yani her saniye bir işlem yapılıyor böldüğümüz zaman. Yani şu anda biz konuşurken takvizde sürekli yeni bir işlem yapılıyor. Canlı bir veri. Bunun offline paylaşılması hiç akılcı bir şey değil. Online paylaşmak, web servislerine paylaşmaktan başka bir şey yok. Yani web servislerine inanmayan zaten, içinde barındırmayan web servislerini, bir coğrafya bilgi sisteminin yaşanıp sürdürülebilirliğinden bahsetmek de mümkün değil. Sadece web servisleriyle birlikte sürdürülebilir coğrafya bilgi sistemi. Yoksa kampüs bilgi sistemi dediğimiz, küçük sebebi anlamı da söylemiyorum hocam. Yani akademik çalışmalara, öğrenme projelerine artık olur. Takvimin haricinde diğer hizmetlerimiz de bilişime aktarıyoruz. E-randevu gibi parsel sorgulamaya bahsettim. Direkt tapularda randevu alıp gidebiliyorsunuz. Yani oraya gidip kuyruğa girmenize gerek yok. Randevu saatinde sizi çağırmak zorundalar. Tapu takas dediğimiz para götürmemeyi sağlayan bir şey var. Tapudaki işlem sorgulayabiliyorsunuz şu anda hangi aşamada diye. E-tahsilat var vergilerinizi. E-Devlet üzerinden de tahsilat yapabiliyorsunuz. Ala 181'de bakanlığımızın hizmet hattı. Dün konuştum Ali 181'deki arkadaşlarla. Bakanlığı olmasına rağmen şu anda %60'ın üzerinde bizim kurumla ilgili sorular, şikayetlerin bildirildiği bir yer. Onun haricinde yine E-Devlet'in önemli bir bileşeni olan coğrafi işlemlerin tamamında hassas konum bilgisi sağlayan SÖGAR sistemi var. Niye var? Belki çok sayıda haritacı var salonda. Hassas konu bilgisi elde etmek günlerce süren bir konu gerektiren ciddi bir işti. İşte biz kadastro lisesi mezunlarından öncesinde logaritmaya yetiştik. Poligon hesapları, direngi ağlar, kanallar falan. Bunların hemen hemen hepsi ortada kalktı. Rasatlar saatlerce süren taş devri bitti aslında diyebiliriz. Sürekli birlikte. TÜBİTAK projesi olarak yaptık. Hatta yer komutanları birlikte. 24 saat gerçek zamanda koordinat bilgisi elde etmek amacıyla 80-100 kilometre aralıklı istasyonlar kurduk. Kıbrıs dahil. Hiçbir işimizde biz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak Kıbrıs'ı unutmuyoruz. Ortamda da var, kadastro yerlemelerinde de var, sokakta da var. Tüm hizmeti oraya da götürüyoruz. İstasyonlarımız bazen zeminde, bazen çatı üstünde ama meteoroloji istasyonlar çok kullandık, sağ olsunlar. Veriler VPN ve GPS üzerinden bir saniye aralık GPS gözlem, GNSS gözlemleri. Sadece GPS yok, GLONASS da var, Pioneer'e de uygun, Galileo'ya da uygun bir sistemimiz var. Her saniye veriler maksimum 0.6 saniye gecikmeyle SÖGAR'ın kontrol merkezine, bizim harita dairesine aktarılıyor. Ve burada kullanıcının da verilerle birlikte proses edilerek gerçek zamanda birkaç santimetre doğrultuda koordinat elde edebiliyoruz. Derken yılda iki defa da sistemi kontrolü yapıyoruz. 800'e yakın noktayla. Bakın 2016'ya 1'de 743 noktanın karısı ortalama hatası 33 milimetre, 35 milimetre, 47 milimetre yüksekliğinde. Çok müthiş bir değer. Biz 5 santimetreyle direngi ağını tutturduğumuzda doğmuş bir nesiliz yani. O yüzden bunlar direngi hassasiyetle detay ölçüyoruz sokak sayesinde. Bunu söyleyeyim. Evet, bu kontrol merkezimiz bizim. Ortofoto web servisleri de burada. Pardon, aman. Onun haricinde başka bir hizmetimiz sokaklık aboneleri
kendi kullanıcılarını görebiliyorlar. Online ya da offline geriye doğru son bir ay içerisindeki 50 oturumlarını görme şansları var. Bu herkese açık. Tutak aktif abonasıysanız user password'ünüzle girebiliyorsunuz. Yani haritacıları canlı yayında izliyoruz. Geçen yıl 14 milyona yakın nokta ölçülmüş Tutak aktifte. Bu da noktaların dağılım haritası. Burada çok şey konuşulabilir. Türkiye'nin ekonomik durumu, projeler, yatırımlar vesaire. Değil mi? Ayrı bir oturum konusu bir olur bu. Yani haritacılar nerede çalışıyor? Tabii faydası çok. Taş işi bitti dedik. Direnin kurma hemen hemen. 7 milyon liraya kurulan sistemin yıllık bizim hesaplarımıza göre harita bütçelerine ayrılan miktar 3'te 1'i 75 milyon liraya gibi bir şeyi var, faydası var. Onun dışında depremsellikle ilgili çalışmalarda kullanılıyor. Bir tane güzel bir projesi var, Tüpek Uzay'ın DETAP diye deprem tarih projesi. Onda da veri veriyoruz oraya. Ciddi bir yol aldı arkadaşlar. Yine meteoroloji ve yağışa dönüşe bir su buharının tahmininde kullanıyorlar. Ve akademi çalışmalarında da kullanılıyor. Toplam şu anda 8235 kayıt kullanıcı var. Bunun 5639'u özel sektör. 103'te üniversite var. Yani üniversiteler de hayli ciddi bir şekilde kullanıyorlar. TKGM'de de 560 tane cihaz var. Günlük ortalama 2100'ü bunların mutlaka sistemi kullanıyor. Sisteme giriyorlar. Ve gördüğümüz rakam maksimum 770 gerçek zamanda. Yani aynı anda 770 haritacının arazide çalıştığını gördük. Bunlar aslında arka sektörle ilgili veriler. Biz başka bir şey daha yaptık geçen sene. Takmişimiz var, sokaklarımız var. Yeni aldığımız GPS'leri kontrol ünitesi olarak arazi yolunuzlar tabletlerle donattık. Web servislerine takmiş alıyoruz ve direkt olarak gerçek zamanda aplikasyon ya da ölçü yapma takmişlerden. Hani daha önce de koordinatları cihazla yükle vesaire gibi bir şey yok. Şu anda 70 tane var. Yılbaşından sonra tekrar alacağım. 444'ü haddeler arazide şey olmasın diye, yanlış serifesinden kendilerini diye GNSS 46-77 hattımız var. Onun dışında işte SMS'le bilgi veriyoruz. Pek sistem en son kaç gün önce kapandı vermeyi? Herhalde aylar oldu değil mi? Unuttuk Allah'a şükür. Pek kapanmıyor. Biz de SMS atmıyoruz kimseye. Bir ara DDoS, bu meşhur son zamanlardaki şey biliyorsunuzdur. Biz 2013'te öğrendik DDoS'un ne olduğunu. Ücretleri 6 yıldır hiç artmayan Türkiye'deki tek şey bu. Enflasyonun artmaması için gayret gösteriyoruz. Yıllık 750 lira ARTK hizmeti. Herhalde 2017'de de arttırmayacağız. Şu anda çünkü kar etmek gibi bir derdimiz yok. Sadece işletim masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Kredi kartı abonelik vesaire hepsi oluyor. Diğer bir çalışmamız da ortofoto harita üretimi. Topkadan sonra arkadaşlar 1955'ten bu yana kadastroyu kırsal alanda nasıl hızlı bitirebiliriz sorusuna cevap olarak fotogrametrik harita üretimini kullanmış. 2009'a kadar vektörel harita üretildikten sonra sayısal kadastroda altlık olması amacıyla ortofoto üretimine başlamış. Sayısal ortofoto üretmeye başladık. İşte bu bir kadastro haritası doğruluğuyla ilgili bir bilgi vermemiz mümkün değil. Ben de söyleyemem ama altına ortofotoyu koyunca evet, bu yenileme öncesi bunu evi haritadaki bir ziyaret bir sırasında aldık. Yani gerçek data çizmedik. Bakın bu yenileme öncesi ortofotoyla çakışmama durumu. Ciddi sıkıntılar var. Trabzon burası. Bu da yenileme sonrası. Ne işe yarıyor? Bakın yenileme öncesinde burayı yenileyelim mi yenilemeyelim. Yenileme yaptık. Genci kontrol etti getirdi. Doğru mu ölçmüş? Dört köşe mi ölçmüş parseli, kırk köşelik parseli? Bunlara bakıyoruz. Onun haricinde mahkemelerde, geçen istinaf mahkemelerle toplantı yaptık. Çok ciddi bir keşiflerde kullanılan araç, hava fotoğrafı olmadan biliyorsunuz, uygulamayı bilen arkadaşlar var içimizde, mahkemeler bunları bozuyorlar. Bunlar için de ortofoto bilgi sistemi dediğimiz bir altyapı geliştirdik. Tüm süreçleri biz kendi içimizde yapabiliyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz işte yeni uçağımızla birlikte 100.000 kilometreye geçti. %25'ini tamamını biz üretiyoruz. %75'ini de yani ediyoruz ama onun da uçuşunu biz yapıyoruz, uçuş kapasitesini. İşte bu bizim sistem, o ara var böyle.
Onun haricinde kızıl ötesi görüntü de elde ediyoruz. Biraz önce Ufuk Hoca burada mı? Evet, burada. Ha, yani biz de sizin testinize hayvan alarmış destek olabiliriz hocam. Bir görüşelim ona, söyleyecektim. Yakın kızıl ötesi görüntü çekiyoruz. Bunları da kaydediyoruz. Orta foto üretmiyoruz ama dış yöneltme parametreleri belli olduğu için doğal RGB'den hızlı bir şekilde orta foto üretmemiz mümkün. Şimdi nokta buldu diye herkes ben de ona üzülüyorum. Yani bu bizim bildiğimiz sayısal yüksek model DTM. Sıklaştırdığınız zaman adı nokta buldu oluyor. Farklı bir şey değil. Sayısal yüksek modellerimiz zaten üretip sunuyoruz. Web servislerinde de bunu kullanıcılara açıyoruz. Halihazırda iki tane uçağımız var. Bir hangar projemiz var. Bu Türkiye genelindeki 45 bin kilometre kare bizim 30 santimetre, 15 santimetre üretimlerimiz. Diğer kurumlar başlarda yani komutanlığı olmak üzere İstanbul Belediyesi. Onların üretimi Türkiye arkadaşlar tamamında orada fotosu var. Güncelleniyor da şu anda. İkinci turu başladık. Ertegen komutanlığı eşlenik üretimi yapıyoruz yani eş güdümlü olarak diğer belediyelerle de. Yani daha doğrusu kimi yakalarsak beraber üretelim diye. Aman mükemmel iş olmasın diye gayret içerisindeyiz. Bunları web servislerine sunuyoruz. IP bazlı açık. Başvuran tüm kamu kurumları, üniversitelerde dahil web servislerini açıyoruz. İlla ben alacağım diye olursa da 466,5 kilometre karesi fiyatla veriyoruz. Uydu görüntülerle bir karşılaştırmanızı tavsiye ederim fiyat olarak. Aşağı yukarı işte satışlarımız kilometre kare olarak böyle ücretli verdiğimiz yerler var. Ücretsiz olarak da hem de kendi teşkilatımızı, hem de yer komutanları veri değişimi, AFAD'la protokol çerçevesinde bakanlığımıza aynı bakanlık içinde olduğumuz için yine başbakanlık ürünlerine veri paylaşımı yapıyoruz. Başbakanlık yemek istediler mi yemek istiyorum. Eski tarihinde hava fotoğraflarını orta foto ürettik. O da önemli bir çalışma. 55'ten beri 2000 rulon üzerinde vardı. Bunları hem sayısallaştırdık hem de orta fotoya dönüştürdük. Bunlar da mahkeme keşiflerinde kullanılıyor. Tarihi de bir miras. Hızlıca geçelim. İşte burada hani bunları biraz büyük ölçek, küçük ölçekte baktığımız zaman kentlerin değişiminde, parsellerin değişimini gördüğümüz kadar kentlerin değişiminde görebiliyorsunuz. Bak Malatya'yı, Sıdaye. Bunları yakında yayınlayacağız. Şu anda kontrol çalışmalarımız sürüyor. Zor bir iş hocam. Bu klasik orta foto işi çok kolay. Eskiyi düzeltmek çok lazım. Trabzon makineleri gelmiş. Şimdi yeni projemiz var. 3 boyutlu kent modelleri projesi. Bu sene başlayacaktık. Ancak gündemdeki olaylar bizi de etkiledi. Kalkınma Bakanlığı ile ilgili. Önümüzdeki sene inşallah başlıyoruz. Projenin amacı 3 boyutlu kent modeli üretmek. İşte bakın şurada bir video var. Kendisi çalışıyordu. Çalışmıyor. Geçelim. İtalya'dan bir örnek işte. Biraz böyle ekstrem bir örnek olunca koydum. İşte havadan çekilmiş görüntüler sonra biraz sonra yersel bütünleme de girecek işte binada bir yere içerecek. Bakın yersel başladı sırt cihazlarıyla. Sırt cihazı da alıyoruz şeyle beraber. Kamera ve yazılımlar herhalde inşallah. Yani bu level 3 düzeyi her türlü veri üretmek mümkün. İşte bu ilk bir mevcut uçaklarımızdan birine ilk hava kamerası alıyoruz. Görüntü sayısı 5'e katlanıyor. Yani storage'da şeyde. Zaten şu anda 3,5 petabaytlık bir kapasite aldık da hızlı doldurmuyoruz. Yavaş yavaş işlerini dolduruyoruz. İşte bu nasıl çekiyor? 5 tane eş zamanlı görüntü çekiyor. Uçak sürekli böyle çekecek. Artık klasik tek görüntü yerine. OGC'nin CGML ve Volume of Detail'larına baktık. Bizim için en uygun olan Load 2.3. Yani şu anda işte kent modeli yaptım diyen çoğu ya da yapıyoruz diyenler çoğu Load 2 düzeyinde yapıyorlar bunu. Niye Load 2.3 onu söyleyeyim. Şimdi eğer siz çatıyı direkt böyle aşağıya ben onu böyle batıya benzetiyorum hayalete indirirseniz bunun yasal bir karşılığı olmaz arkadaşlar. Çünkü hani Suudi Arabistan düşünün, Amerika'yı düşünün. Bina stoğunası
Zeytinyağı, çatı aynı değil mi? Böyle çatı yok, birinci kat çıkmış. Çok seviyoruz böyle çıkarta çıkarta Türk milleti gitmeyi. Şimdi yasal bina zemin oturuyor. Belediye için de, bizim için de. Birinci kat çıkması, balkon, balkonsuz ev yapmıyoruz. Çatı payı var. Çatıdan itibaren bir şehir modeli yaptığınız zaman bunun sadece görsel tarafı oluyor ama yasal olarak kullanımı bu verdi. Çok zor. Buraya da gireceğim derseniz çok fazla ve maliyet çıkıyor. Ama biz bu işi ya yapmayacağız ya böyle yapacağız. Başka kadastro olarak çaremiz yok. Bu işin içine gireceğiz inşallah. Resim çekim kapasitesini birazdan anlatacağım. Sorunumuz yok. Hesapladık. Yıllık 10 bin kilometre kare çekebiliyoruz. Nerelerde kullanılacak? Bu 3 boyutlu kadastro işte konuşuyoruz. Orada altı değerleme bitiyor hocam. İlk slaytlarda. Değerleme için çok önemli. Bunlar ikisi bizim kurumsal vizyonlarımız yani inşallah önümüzdeki yıllarda hızlı rol alacağımız konular. Emlak sektörünün her aşamasında satışa kadar kentsel dönüşümde yani orta odaları şöyle 3 boyutlu hale getireceğiz. Ruh alacak. Orta odalar şu anda çok şey duruyor. Kentsel planlamada, gayrimenkul sigortasında, askeri ve güvenlik operasyonlarında çok önemli. Şu veri olsaydı Türkiye geçtiğimiz yıl özellikle yoğun yaşanan olaylarda kullanıldı. Afet yönetiminde, maliyat, enerji, turizm, 3 boyutlu oyun sektörüne kadar her türlü alanda kullanılabilecek. Konya üretti işte, güzel bir çalışma yaptı. Önemli bir veri. Biz de onları izledik, çok şey de öğrendik kendilerinden. İşte 3 boyutlu kadastro, bakın ortofotoyu canlandırıyoruz resmen kadastroyla. Böyle sunacağız inşallah. Kadastro 2014 ve medeni kanundaki bu mülkiyet kapsamına yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılan bilgiler ve kaynaklar da girer diye devam eden ağız kapmanlarında kapsadığını belirten medeni kanunun 718. maddesi uygun bir kadastro sistemimiz olacak inşallah. Değerlemede kullanacağız. Bunları geçiyorum. Emlak sektörü bakın Amerika'da Zillow diye bir emlakçı var. Üç boyutlu kent modellerini Verde'yi diye kullanıma açmışlar. Onun üzerinden satışlar yapıyorlar. Satışlarına çok pozitif etki yaptığını söylüyorlar. Bunları. Bunlar 40 bin kilometre kare proje alanımız. CBS Genel Müdürlüğü'nün Turu Ortofoto Projesi'nin proje alanlarına örtüşük onları kullanacağız. İşte bu proje şeyimiz, miktarımızdı. Yönetim nasıl yapacağız? Bakanlığımızla protokol imzaladık. Onlar talepte bulunacak. Bizim için talebin bir önemi yok. Yani bakanlık önceliği yok. Kadastro, bizim için tüm kadastro parseller kutsal. Yani Digor'daki parselle Çankaya'daki parsel bizim için aynı. Hepsi vatandaşımızın mülkiyeti. O yüzden talepleri bakanlıktan alıp kendimiz bunları üreteceğiz. Ama büyük bir kısmın işlemesi özel sektöre vereceğiz hocam. 4 yıldan tamamlayıp sonra 2 yılda bir güncellemeyi düşünüyoruz. Bu resim benim odamda. 1965 yılında burası Haliç, tanımışsınızdır. İlk belki kurumun çektiği eğik resim. Elle renklendirilmiş. Orijinal siyah beyaz belki görmüşsünüzdür. Babalarımızın falan böyle vesikalık vardı. Ama bu tarafına uygulanmış hali çatılarından görüyorsunuz. İlginç bir resim. Bizim arşivde çürüyordu. Bulduk onu. Çıkarttık. Evet. Bilgi toplumu diyoruz. İşte hani bilgi toplumunun 5N1K'sı diye yola çıkarsak nerede sorusun cevabı parsel bazlı büyük ölçekli coğrafi bilgisayar. Büyük ölçekli parsel bazlı coğrafi bilgisayar yapmazsanız birlikte çalışabildikten de bahsedemezsiniz diye ben kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süre sıkıntımız sebebiyle soru alamıyoruz. Ben sunum yapan arkadaşları sahneye renk etmemizi davet ediyorum.